İyi akşamlar. Medyascope'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Özge Elvan. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakalım. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Ağustos Pazartesi günü toplanan AKP-MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için aracı gönderdiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Çelik, Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir. Herhangi bir görüşme için herhangi bir mesaj iletilmemiştir yanıtını verdi diye konuştu. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanması talebiyle hazırlanan ortak dilekçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Çelik, konuya ilişkin sorulan soruya "Meclis Başkanımızın bir çağrısı var. AK Parti olarak bugün akşam ve yarın toplanıp değerlendireceğiz. Değerlendirmenin sonunda tutumumuzu sizlerle paylaşacağım" yanıtını verdi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilip daha sonra istifa eden 3 milletvekilinin 23. kuruluş yıl dönümünde AKP'ye katılacağı öne sürüldü. 14 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte AKP'ye katılmaları beklenen İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz, Ahmet Ersoy'un Yücel ve Adana Milletvekili Bilal Bilici, 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşen ve daha sonra görüşmeye dair hiçbir açıklama yapmayan eski Genel Başkan Meral Akşener'e yakınlıklarıyla biliniyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Suriye'den çekilme koşullarını açıkladı. Türkiye ve Suriye arasında atılan normalleşme adımları kapsamında bakanlar düzeyinde bir görüşme yapılabileceğine dikkat çeken Güler, yeni bir anayasa yapılıp Suriye'de seçimler düzenlenmeden Türk askerinin bölgeden çekilmesini tartışmayacaklarını söyledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği ileri sürülen para sayma görüntülerine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul İl 9. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın 25 Eylül'de yapılmasına karar verdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi çöplüğüne çuvallar içinde atılan yaklaşık 10-15 köpek cesedi bulundu. Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Uzunköprü Belediyesi olarak bu canice eylemi yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini halkımıza bildiririz denildi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Haziran ayında işsizlik bir önceki aya göre %0.7 puan artarak %9.2'ye yükseldi. Böylece işsiz sayısı 3.305.000 kişi oldu. İstihdam oranı ise önceki aya göre 0.6 puan azalarak önceki aya göre %49.3 olarak hesaplandı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Haziran'da aylık bazda 341.000 kişi azalarak 32.522.000 oldu. Balıkesir Bandırma'da domates üreticisi çiftçiler fiyatların düşük olması ve maliyetlerin karşılanamaması nedeniyle eylem yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin düzenlediği eyleme katıldı. Akın, "Çiftçimiz ne kadar üretirse memleketimiz o kadar kalkınır. Memleketimiz kalkındığı zaman milletimiz refaha ulaşır" dedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun kadın cinayetlerine ilişkin hazırladığı Temmuz ayı raporuna göre 28 kadın erkekler tarafından katledildi. Raporda 6 şüpheli ölümün gerçekleştiği bildirildi. 1 Ocak-31 Temmuz arasında 249 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik sürpriz saldırısı 7. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kursk'ta sınır ötesi bir operasyon yaptıklarını ilk kez doğruladı. Ukrayna'nın 28 Rus yerleşim yerini kontrol etmeyi başardığı harekata ilişkin Putin'den "düşmanı temizleme" sözü geldi. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişiye tahliye emri verildi. Cumartesi gününden beri bölgedeki köy ve kasabalarda 40 orman yangını çıktı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tatilini yarıda kesti ve Atina'ya döndü. Bugün bilmeniz gerekenleri aktardık. Medyascope'u web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.